Tam kafamın üstünden vurulduk. Bizim olduğumuz mevkiden yerleşkeden Boğaz Köprüsü'nün mesafesi koşarak 20-25 dakika geç. Köprüyü alacağız hızlı. 30 kişi başladık. Etrafımıza böyle yolda koşarken hızlı yürüyüşlerimizde başka arkadaşlar, başka kardeşler geldi. Yüzleri bulduk köprünün orada. Orada belli bir vakitten sonra bayağı bir kalabalık izdiham çoğalmaya başladı. Allahu ekber, şu an insanlar toplandı ve yürüyorlar. Şu an taciz ateşini ve hiçbir şey durmadan yürüyorlar. G3 tarzı silahlarla yarım duruş ve ayakta nişan alarak ateş ediyorlar ve hedef alarak ateş ediyorlar. Yaralılarımız var. Yaralılarımızı almak için ambulans aracı geliyor. Ambulans aracı anons ediyor. Diyor ki yaralıları alacağız. Ambulans aracını ateş ediyor. Şu an gözümün önünde iki kişi şehit oldu Allah'ın izniyle. Zeynep, masa tarafı kaldırın. Belki de kaybettik dedim. Annemi aradım. Sonuç dedim ne olursa olsun. Dedim Enes'i biz oradan canlı alamayacağız. O da deli yürek bir kadın tabii. Dedi ki sakın şehit olmadan gelmeyin. Herkes öldürüyor. Bak bak, kalınlar herkes sığındı buraya. Ben de tek başımayım. Yaraları taşıyorum. Bak bak, adam yerdeyse bak bak, adam ölmüş orada bak. Enes ondan sonra ulaşabildim. Yani açabildi telefonunu. Dedim ki Enes annem böyle böyle diyor. Onun da verdiği manevi bir böyle cesaretten dolayı daha çok yaklaşmaya çalıştı. Görüntülerden de göreceksiniz. Biz bir kere bu yola baş koyduk. Vatan demek, can demek, namus demek, her şey demek. Boğaz Köprüsü'nü fethettik elhamdülillah.